Merhaba Tebaa Ajansı izleyicileri, İpekçe'nin bu bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde hayatımızı oldukça kısıtlayan koronavirüsün Türkiye ve Ankara üzerindeki etkisini ele alacağız. Türkiye ve Ankara üzerindeki etkisini ele almadan önce, kendimizin ve çevremizdekilerin sağlığı adına koronavirüsün ne olduğunu, belirtilerinin nasıl görüldüğünü ve koronavirüsten nasıl korunmamız gerektiğini öğrenebileceğimiz 3 dakikalık kısa öğretici sunumumuzla hafızalarımızı tazeleyelim. COVID-19 nedir? Yeni koronavirüs hastalığı COVID-19 ilk olarak Çin'in Wuhan eyaletinde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020'de tanımlanan bir virüstür. Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarlarında tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Wuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır. Belirtileri nelerdir? Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir. Nasıl bulaşır? Hasta bireylerin öksürmeleri ve aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile birlikte virüs alınabilir. Kimler daha fazla risk altında? COVID-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir. Vakaların %80'i hastalığı hafif geçirmişken, vakaların %20'si hastane koşullarında tedavi edilmektedir. Hastalıktan en çok etkilenen kişiler, 60 yaş üstü olanlar, ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar, kanser hastaları ve sağlık çalışanları. Korunma yolları nelerdir? El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve su ile yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir. Hasta insanlarla temastan kaçınılmalı, mümkün ise en az 1 metre uzakta bulunulmalıdır. Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir. Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir. Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere gidilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır. Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalı, iyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir. Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır. Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında ayrıntılı bilgi verilmelidir. Hafızamız ve bilgilerimiz tazelendiğine göre şimdi koronavirüsün Türkiye üzerindeki güncel etkisinden bahsedebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın resmi sitesinde bulunan verilere göre hem vaka sayısında hem de vefat sayısında bir artış gözlenmekte. Ama iyi yönünden bakacak olursak da iyileşen hastaların sayısında da bir artış görülmekte. Vaka sayıları durumu ağır olup hastanede tedavi gören insanları içerirken yakın zamandan itibaren vaka sayılarında durumu ağır olmayıp evde tedavi gören hastaları da görmekteyiz. Güncel olarak Türkiye'nin verilerine bakacak olursak toplam hasta sayısı 347.493, toplam vefat sayısı 9.296 ve toplam iyileşen hasta sayısı 304.003 kişidir. Hemen yan tarafta görmüş olduğunuz görsel Türkiye'nin koronavirüs haritası. Biraz önce bahsettiğim veriler tam olarak haritanın üzerinde görünmekte. Sizin de görmüş olduğunuz üzere vakalar kırmızı noktalar halinde haritanın üzerine dağılmakta. Şehir odaklarında kırmızı noktaları çok görmemiz o bölgede vakaca yoğunluk göründüğü anlamına gelmektedir. Türkiye'nin genel koronavirüs incelemelerini yaptıktan sonra Ankara'nın koronavirüs incelemesine geçebiliriz. Hemen yan görselde Ankara'nın bölge bölge koronavirüs haritasını görmektesiniz. Özellikle popülasyonca yoğun olan semtlerde koronavirüsün ne kadar çok artış yaptığını hemen yan taraftan görüyorsunuz maalesef.
Özellikle Ankara'nın merkezi Kızılay, popülasyonca yoğun Sincan ve Keçiören bölgelerinde maalesef ki koronavirüs vakası çok fazla görülmekte. Ankara'nın COVID-19'ca yoğun olan semtlerini inceledik. Şimdi sıra başkent Ankara'da koronavirüs ile hayatın nasıl devam ettiğinde. Neredeyse herkesin çantasında veya cebinde büyük ya da küçük boy bir adet dezenfektan ve dışarı çıktığımız andan itibaren hiçbir şekilde yüzümüzden eksik etmememiz gereken maskeler bulunmakta. Özel araca sahip birçok kimse koca bir şişe dezenfektan ve bir kutu dolusu maskeyi araç içerisinde muhafaza etmektedirler. Günlük yaşantımızda en çok uğradığımız yerlerden biri olan pazar veya marketlerde de koruma had safhada. Bu mekanlara uğrayan herkes maske takmakta ve sosyal mesafesine dikkat etmekte. Özellikle marketlerde market arabalarını temizlemek için dezenfektan standları bulunmakta. Birçok meyve ve sebze teması en aza indirmek için önceden paketlenmiş bir durumda. Paketsiz ürünleri almak için ise kullanat, naylon eldivenler mevcut. Açık yiyecekleri hazırlayan elemanlar eldiven, maske ve siperlik ile kontaminasyonu en aza indirmeyi denemekte. Birçok insanın günlük yaşamında uğradığı bir diğer nokta ise alışveriş merkezleri. Eskiye göre oldukça boş olan bu mekanlarda ise yine korunma üst düzeyde. Tüm AVM girişlerinde dezenfektan standı ve bilgilendirici yazılar bulunmakta. Hatta bazı AVM'lerde ise içeride kaç kişinin bulunduğu dijital olarak gösterilmekte. Bazı AVM'lerde termal kamera ile ateş ölçümü yapılırken bazılarında ise ateş ölçer kullanılmakta. Özellikle kişi sayılarının çokça bulunduğu restoranların birçoğu karekod sistemiyle menüyü dijital olarak sunup kontaminasyonu en aza indirmeyi hedeflemekte. Hasta bireylerin en çok başvurduğu eczane ve diş kliniği gibi sağlık merkezlerinde çalışanlar, ürünler ve müşteriler arasında sosyal mesafeye uymak adına önlemler alınmakta, sağlık çalışanlarınca maske ve siperlik ile korunma had safhaya çıkmaktadır. Neredeyse her bina ve site yönetimleri gün sonunda bireylerin evlerini olabildiğince hijyenik tutabilmesi adına bina veya asansör girişlerine dezenfektan yerleştirmiştir. COVID-19 virüsünün Türkiye ve Ankara üzerindeki etkisini incelediğimiz bu bölümümüzün de sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.